Yani altı, orta koridorda oynamak şöyle bir çok daha mantıklı. Akali için uzun koridor problemli. Nocturne için uzun koridor bir avantaj noktasına geliyor. Şöyle bir sıkıntı var ama. Orta koridorda Nocturne oynamasının asıl sebebi 6. seviyede ormancı rolüne bürünüp sağa sola gidebilmesi. Üst koridorda bunu yapamıyor. Bakalım nerede göreceğiz. GBM yakalandı mı yakaladı mı? Pank ile birebir yapıyor şu anda. Yalnız... Pank uzaklara kaçmaya çalışıyor ama Pank ters tarafa gitti. Bir kere daha ulti ile uzaklaşıyor. Güzel bir ölüm cezası ama Dumbledore'dan fazlası çıkmayacak. Orada Farfetch düşmek üzere. İlk kan Armut'a gidiyor burada. Dumbledore birini daha yakalamak üzereydi ama Sangwan'dan sıçra geldi hemen kaçmak için. Closer kovalamaya devam ediyor. Yan taraftan Nagne girdi şimdi içeri. Son anda sıçrayla uzaklaştı. GBM oradan arındırını da kullanmak zorunda kaldı. Armut bir kere daha içeri giriyor görkemli zaferle. Şimdi orada yakalanan bir isim var. Nagne muhtemelen buradan çıkmayı başaracak. Nagne de uzaklaştı. Bir kere daha kemik sıkkın. Closer hop, şimdi orada Closer. İnanılmaz bir hasar verdi. Farfetch düşecek. Düştü Farfetch. Ama skor beklendiği üzere Pilot'a gitmedi. Closer'a gitti. Gidiyor. Çünkü tekleyebileceğini biliyor. Şu anda o Gragas çok kuvvetli. Rün feryadı var üzerinde. Bilinmezlik küresi var. Gerçek hasar vuruyor herkese. Gozer'ın şu an sıçrasının da olduğunu unutmayalım. Yani Gragas'ın zaten en sevdiği combo. İçeri giriyorlar. Şimdi Armut orada girdi. Magne biraz fazla arada kaldı. Ultisini kendi üzerine kullanmak zorunda kaldı. Armut'tan da bir kronometre. Şimdi GBM'den de ulti geldi. Armut sıçrayla geri kaçıyor burada ama önde kalan Closer yakalandı. Armut da yakalandı. Armut son anda kırıp geçiriyor. Nagne'yi tutuyor. Nagne yüksek hasar aldı. Şimdi pilot'tan çıkabilecek hop mi Dumbledore? Dumbledore? Ve Closer izin vermiyor çıkmasına. Bir skor daha. Nagne'yi bırakmadılar. Yalnız burada bir kere daha aksiyon var. Armut yok oldu Holy Phoenix. Buraya döndüğümüz anda Holy Phoenix'in adeta tek yediğini gördük. Pank için alacakaranlık perdesinin içerisinde. Şu an Royal Youth savaşabilir Nagne. Nagne içeri girdi. 4 kişinin arasında şu anda. Ultisini kullandı. Görüş kısıtlı çünkü orada GBM'den paranoya geldi ve arka tarafta yakalanan bir Sangwan var. Öteki taraftan Pilot'un düşünü söylemek lazım. Royal Youth'un ana hasar vericisi düşmesine rağmen Closer hala çok yüksek hasara sahip. Pank'i 3 kişinin arasında o kronometreyi basınca kurtulma şansı kalmadı. Bu arada Dumbledore'ın çok fazla hasar aldığını söyleyelim ama Holy Phoenix bu savaşın tamamen dışında ve Royal Youth 4 skorla ayrılıyor burada. Gerçekten bu savaşta çok iş yaptı. Bu arada geri döndüğümüzde yine aksiyon var. Yine paranoya kullanılmış. İçeri giriyor GBM şimdi. Arada Holy yakalandı. Holy yine düştü. Holy Phoenix düştü. Sangwan Pilot'la birebir yapıyor şu anda ama arkadan Dumbledore bu işi bozdu. 2'ye 2 yaptı bu durumu. Ve orada skoru almayı başardılar. Sangwan çok uzaklara kaçtı. Aynı şeyi Pank için söyleyebilecek miyiz bilmiyorum. Sangwan o da uzaklara kaçamamış. O da arka tarafta düşmek üzere. Bu arada Nagne burada elinden geleni yapıyor. Closer düşürmeyi başardı ama GBM onu bırakmıyor. Şimdi GBM ultisini rakibi geri püskürtmek için kullandı. Burada Dumbledore sıçrayla oyun geldi ama Sangwan uzaklaşmayı başarıyor. GBM koruyucu meleğine güvenerek araya girdi. Koruyucu meleği düştü. Şimdi kendisi dirilecek ama dirildikten sonra kaçabilecek mi? Sıçrası var. Sıçrayı hemen attı. Bu arada arka tarafta GBM yakalandı. GBM skorunu alan ismi Holy Phoenix. Arada yakalanan bir isim daha var. Armut buradan çıkabilecek mi? Arkada Pank'i büyük iş yaptı. Closer'ı düşürdü Pank'i. Öteki tarafta Armut düşmek üzere. Ve bir anda Beşiktaş bu savaşa geri dönmeyi başarıyor. Bu maça geri dönmeyi başarıyor. GBM'in böyle bir hata yapmasına, böyle bir hamle yapmasına hiç gerek yoktu kesinlikle. Farfetch'i yakalamak istiyorlar şimdi. Farfetch yakalandı. Pilot bu skoru alacak. Pilot ilk skorunu aldı. Closer geliyor arkadan. Devamı geliyor. Closer yetişemedi. Burada Baron Holy Phoenix'te kaldı ama yeterli hasar çıkabilir belki Royal Youth'tan. Dumbledore arka tarafta güzel bir kronometre kullandı. Öteki tarafta Pank'in düştüğünü görüyoruz. Dumbledore kovalamaya devam ediyor. Nagne kaçmaya devam ediyor. Holy Phoenix çok kötü bir yerde. Nagne buradan çıkamayacak büyük ihtimalle. Arkadan Dumbledore kemik zıpkın. Diğer tarafta Holy Phoenix'i bıraktı Closer. Eğer riskli bir karar olabilir ama yine de bitirmeye gidebilirler bunu söyleyelim. Holy Phoenix arka taraftan sarmamak zorunda tek yedi Sangwan. Artık Beşiktaş'ın ümitleri tükenmiş gibi görünüyor. Ama hayır Holy Phoenix sahneye çıktı şimdi. GBM onun üzerine gidiyor alabilecekler mi? Koruyucu melek patladı. Arka tarafta Armut'un ve GBM'in çok az canı var. Öteki tarafta Farfetch düşüyor. Holy Phoenix şansını denemeye devam ediyor. Pank geldi şimdi. Maçı bitirmelerine izin vermeyecek Beşiktaş. Beşiktaş izin vermedi. Arkada şimdi bir skor daha gelir mi? Pank alacak bu skoru. Holy Phoenix 5'te 5 için koşuyor. Holy Phoenix hayır bıraktı 5'te 5'i. Pank orada Holy'ye koşmaya devam Dumble'a koşmaya devam ediyor ama Dumble hayalet sularla uzaklaşmayı başardı. Vardı Nexus büyük bir ihtimal. Yalnız şimdi bir kere daha savaş var arada yakalanan bir isim var. Farfetch anında eridi. Pank bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sangwan şimdi gelebildi buraya. Sangwan 4 kişinin arasında atlıyor. Çok fazla hasar alan 2 oyuncu var. Bu arada Pilot'u düşürmeyi başaran bir Holy Phoenix. Arkada GBM'de düşecek. Holy'den 2'de 2 geliyor. Hayır. O skoru Nagne aldı. Closer kaçmaya çalışıyor şimdi. Armut arka tarafta Nagne'yi bitirmeyi başardı. Dumbledore hocam beraber. Ama diğer tarafta Closer düşüyor. Closer buradan çıkamayacak. Skor Pank'de. Dumble. Onun da koruyucu meleği var. Armut'la beraber dayanmaya çalışıyorlar ama işleri çok zor. Holy vurmaya, mızrakları biriktirmeye, ciğerini sökmeye devam ediyor şu anda. Dumbledore'u da yakaladı.
Sangwan, Sangwan Dumble'ı bırakacak gibi duruyor ama Armut'u kimse bırakmıyor burada. Armut'un da düştüğünü göreceğiz. Yine de çok riskli olduğunu söyleyelim. Anla başlayacaklar. 3 tane daha ejderler var, bunu unutmayalım. Çok hızlı alacaklar. GBM ultisini kullandı. Buraya kimsenin gelmesini istemiyor. O ulti süresince bitirmeyi başaramayacaklar gibi duruyor ama. Şimdi 5 can Sangwan arkada yakalandı ama. İçeri girebilecek mi? Girdi, çalamadı. Closer'da kaldı Baron. Burada son savaşı göreceğiz belki de. Sangwan anında düştü. Pank düştü. Royal Lute şu ana kadar iyi başladı ama. Holy Phoenix'ten acayip bir hasar çıkıyor. Holy Phoenix 2'de 2 yaptı. Armut da düştü. Armut'un zombisi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yetmeyecek. GBM elinden geleni yapsa da 3'de 3 Holy Phoenix. Ya Holy Phoenix takım savaşlarında kayıtlamaya devam ediyor 3 tane menzilsiz, 4 tane menzilsiz şampiyonu. Şimdi burada bir savaş daha göreceğiz. Kadim ejderi aldı Beşiktaş. Çok güzel bir ulti gelebilirdi ama Closer istediğini yapamadı burada. Ecelin çağrısı geliyor. Holy hasar vurmaya başladı. Arka tarafta Closer ve Farfetch'in düştüğünü görüyoruz. Holy'nin üzerinde 2 kişi var. Armut ve GBM Holy'yi düşürmeye çalışıyor. Pilot. Öteki tarafta Pilot da vuruyor. Bu arada Holy'nin koruyucu meleği patladı. Holy'nin de düştüğünü görebiliriz. Pilot Panky'yi de almayı başardı. Holy kaçmaya çalışıyor burada. Kırıp geçir geldi. GBM Holy Phoenix'i yakaladı ve bu maç sona eriyor. Inhibitor da havaya uçtu, artık maçı bitirmeye gidiyor ve Royal Youth kazandı. Son savaşta bu maçı bitiriyor ve 7. galibiyetine ulaşıyor. İnanılmaz bir maç izledik. İnanılmaz bir maça tanıklık ettik. Pilot'ın düzgün pozisyon aldığı tek savaşında zaten maçı kazanmayı başardı Royal Youth.